Şöyle bir bakalım ne olmuş. Evet. Aşağı yukarı 3,5 kilo bir ağırlıkta petek arkadaşlar. Bayağı bir sırlanmış. Evet, merhaba arkadaşlar. Tarih 12 Kasım 2024. Bu arılar burada Çam bölgesinde. Bugün 9. günü uçuyor. Şu şekilde yani Çam'dan gelen arı atıyor kendini. Arının çalışması gayet güzel. Yani saat şu anda 4'e yaklaşıyor. Yani 16. Bakalım. Evet. Burada yavru doğmuş artık. Şurada kapalı yavru var biraz. Yani biz bu arıyı buraya çıkardık. Benim amacım yani bundan böyle bal sağmak falan değil arkadaşlar. Arı burada yavrudan düşsün. Biraz dinlensin. Bunlar güçlü kovanları buraya getirdik. Kışlık stoğunu yapsın. Şimdi petekler dolu zaten. Birkaç gün daha böyle verim güzel devam ederse şu şekilde şu kasnağa hani hep ümitle bakıyoruz ya olaya. Arı var zaten. Yani akım bir haftada çok sağlam devam ederse dalak yapar bu arı. Yapmak zorunda kalır. Yani içeride boş yer yok çok fazla. Evet. Geldik buraya bu şekilde. Güçlü kovanlara kasnaklarını koyuyoruz. Eğer bu arı kasnakları doldurursa sondan işte o kasnak olan petekleri alabilirim. Sondan bir çıta belki bal alabilirim ama çoğundan bal sağmayı düşünmüyorum. Kışa güçlü bir şekilde girsin. Arının burada yavrudan düşüyor olması. Çünkü burası yaklaşık 400 metre rakımda bir yerde şu anda arı. Burada yavruyu kesiyor arı. Burada yavru yapma ihtimali yok bu tarihten sonra. Ama bal güzel çam veriyor. Tamamen yavrudan düşecek. Ocak ayının başlarında ben bunu aşağıya indiririm. Varroa mücadelesi o zaman çok süper bir şekilde yapılabilir. Çünkü tamamen yavrudan düşmüş olacak. İçeride yavru olmayacak. Evet, bakalım bir şu arı kaç çıtaymış. Evet, bu da 2, 4, 5 çıtalık bir arı. Evet arkadaşlar, şimdi durumu göstereyim size. Bismillahirrahmanirrahim. Yani biz arımızı bu şekilde sıkıştırarak buraya getirdik. Gelirken bu dalaklar yoktu, yeni başlamış. Şöyle bir bakalım, o dalağı yaptığına göre zaten bu son petekleri... Evet, dolu arkadaşlar yani... 2,5 kilodan, 3 kilodan en az 3 kilo bal var burada. Zaten parlıyor bal. İçeride avuç içi kadar kapalı yavru var. Onlar da doğduktan sonra zaten arı burada poleni bulamıyor. O gelen aşağıdan gelen yavru bu. Yani şu anda arı burada yeni yavru. Aa maşallah günlük yumurta. Yapıyor arkadaşlar. Ben yapmaz diye düşünmüştüm ama evet, günlük yumurta var. Var. Temiz var yumurta günlük yumurta var. Diyeceğim. Yapıyor. Demek ki yavru yapabilecek poleni buluyor. Hatta onun bir öncesi daha sağlam bu arının. Şöyle. Cinsi şey mi hocam? Karnı mı? Yok yok yerli bir. Yerli bizim arı. Ay maşallah aşağıdan böyle yavruyla çıkmış. Yani bu arı evet doğumlar devam ediyor. Evet. Ve çıkanların yerine de bal dolduruyor. Bal dolduruyor. Çok fazla yavru yapmaz arkadaşlar. Bu petekte günlük yumurtayı gördüm ama zaten önümüzdeki günlerde de yağmur geliyor. Düşlü kovanımız daha var. 2, 4, 6, 8 çerçeve görünüyor. Şöyle bir bakalım. Durum nedir? Evet. Şöyle ben bu çıtayı çıkmadan koymuştum. Oraya şöyle bir yeni dalak başlangıcı var ama daha şey değil yani.
Şöyle bir bakalım ne olmuş. Evet. Aşağı yukarı 3,5 kilo bir ağırlıkta petek arkadaşlar. Bayağı bir sırlanmış. Çok güzel, çok güzel maşallah. Evet, boşlukları doldurmuş arkadaşlar. Aşağıdan yavrudan düşen. Yani aslında kovanlar sağımlık, yani bu kovan mesela. Bunlar. Evet. Şu şekilde. Arının aslında peteklerde bal koyacağı yer kalmamış. Şöyle yapalım. Buna iki tane kasnağı koyup öyle bırakacağız bu arıyı. Bir kasnak. Ha, arkadaşlar çok müthiş bir akım olursa, devam ederse, yani bu akım devam ederse bu arı kasnakları da yapabilir yani. Çünkü içeride bal koyacağı boşluğu yok. Yani onun için her ihtimale karşı o şekilde onları yerleştirdim. Evet, bizim aslında buraya geliş sebeplerimizden bir tanesi de arkadaşlar korsuk. Kovan kapaklarını açıp içeriden petek çekip larvaları ve yavrulu peteklere zarar veriyor, yiyor. Yani porsuktan zarar görmemek için kovan kapaklarını vidalayalım diye geldik. Yani çünkü zarar gören arkadaşlar var. Arkadaşlar yine önümüzde 5 çıtalık bir arı. Evet. 5 çıtalık arı. 6. çerçevenin olduğu yerdeki salkım bu arkadaşlar. Yani arı yoğunluğu bu. Evet. Ne yapacağız? Buna kasnak koyacağız. Çünkü arı iç tarafları doldurmuş arkadaşlar. Yani ekstra bir bal gelirse koyacak yeri yok. Onun için kasnağımızı koyalım. Yaparsa balını kasnağa yapsın. Hocam bir tane daha koysa. Dursun değil mi? Her ihtimale karşı. Şimdi arkadaşlar çamda tabii yakın çevrenin arıcısı biliyor bu işi de. Hani bizi doğudan falan seyreden, çama gelmeyen, çamı bilmeyenler için söyleyelim. Arı çamda yavruyu kesiyor. Yani şu anda şöyle söyleyeyim. İçeride kapalı yavru var ama o doğduktan sonra arı yavru yapmayacak. Yani arı tam gücüyle beraber, yani tam kapasite çamdan bal çekmeye çalışıyor. Yani içeride yiyici olmadığı için de stoklarını hızlı şekilde arttırıyor bal akımı olduğu zaman. Evet arkadaşlar, dış kapağı vidanın geçeceği kadar delik deldim. İçeride delik yok. Şimdi porsuk kovanlarımızı açmasın diye. Şöyle kovanlarımızı, kapaklarını vidalıyoruz. Evet, aynı. Bir arkadan bir önden. Şimdi doğu bölgelerinde ya da Karadeniz'deki arkadaşlar ayıdan korumaya çalışıyorlar. Tabii ayı için böyle vidalasan da herhalde çözüm olmaz. Kovanı devir. Fakat porsuk küçük bir hayvan. Yani kapağı açabiliyor ancak, içinden petek çekebiliyor. Onun için bu şekilde biz buraya, çünkü bir yerde arıyı ben burada kışlatmayı düşünüyorum. Yani onun için uzun süre gelemeyeceğim. Onun için kapaklarını vidalıyorum. Evet, bizdeki durum bu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.